Arkeç hakkında iki bölümden oluşan bir video yapacağız demiştik. Birinci kısımda Arcage nasıl bir oyundu diye tanıtıp iyi özelliklerinden, oyunu özel yapan şeylerden bahsettik. Bu kısımda ise neden bitişe sürüklendiğini, neden öldüğünü ve neleri yanlış yaptığını anlatmaya çalışacağız. Birinci maddemiz labor sistemi. Oyunda hemen hemen yaptığınız her şey sizden labor puanı istiyordu. Craft yapmak, enchant basmak gibi önemli şeylerden tutun da yaratıklardan düşen ganimetleri açmak gibi normal şeylere kadar labor puanına ihtiyaç duyuyorduk. Sorun şu ki oyunda online olduğumuz her 5 dakikada 5 labor puanı birikiyor ve en fazla 2000 labor puanınız oluyor. 2000 labor puanını hem online olarak biriktirmek çok zor hem de biriktirseniz bile zaten yaptığımız hemen her şeyi labor istediği için harcamak da bir o kadar kolay oluyordu. Günlük oyununuzda 5 dakika da 5 labor birikiyor ve basit bir eşyayı açmak için 7-8 labor istiyordu. Böylece biriken labor hızlıca eriyor ve labor bitince resmen ortada kalıyorduk. Bu söylediklerim oyunu free to play oynamaya çalışanlar için. Eğer aylık ücretini ödeyip patron üyeliği alırsanız maksimum labor puanınız 5000'e çıkıyor. 5 dakikada 10 labor birikiyor ve en önemlisi de siz offline olduğunuzda bile 5 dakikada 5 labor birikmeye devam ediyordu. Yani patron üye olan ve olmayan arasındaki uçurum labor sistemi yüzünden derinleştikçe derinleşiyordu. Eğer oyunun başlarında benim gibi yavaş yavaş biriksin öyle harcarız diyenlerdenseniz muhtemelen siz de biraz ilerledikten sonra laborsuz kıpırdayamaz duruma geldiniz ve ufaktan patron fiyatlarına göz gezdirdiniz. Sorun değil patron alırız ve devam ederiz dedik. İkinci maddemizde burada devreye giriyor. İkinci madde patron üyelikler. Devasa online oyunlarda aylık ödeme sistemi kısmen sağlıklı bir sistemdir. Yerine göre bu sistemin olması gerektiğini savunurum. Fakat firmalar bizim kadar masum olmayabiliyorlar. Özellikle de oyunlarını free to play olarak pazarlayıp oyun çıktığında bunun neresi free to play dedirtecek kadar hayal hayretler içerisinde bırakan firmalar hiç masum değiller. Maalesef ki sevgili arkeç yapımcıları da masum değiller. Oyunu oynamaya devam edebilmek için patron alıyoruz. Peki patron oyunculara ne vaat ediyor? Birinci maddede labor sorununu ortadan kaldırdığını anlattık. Bu başlı başına büyük bir avantaj. Ek olarak ev için size özel bir bölge ve oraya yapılacak bir ev iznine, evinizin bahçesinde de bahçe kurma iznine sahip oluyorsunuz. Hepsi bu kadar mı? Dahası var. Müzayede dükkanına eşyalarınızı koyup satma izni ve %10 daha fazla ex bonusu da var. Son olarak da oyun içi kozmetikler, evler, binekler almaya yarayan günde 5 adet loyalty token de veriyor. Tabii free to play oynamak isteyenler için patron oyun içi elde ettiğiniz parayla da alınabiliyor. Bunun için de bir kere patron alıp sonrakiler için oyun içinde para biriktirmek yeterli oluyor. Peki bu iş basitçe yapılabiliyor mu? Evet 2-3 tane karakter açıp sürekli madencilik yaparsanız patron parasını biriktirebiliyorsunuz. Sorun şu ki patron alma çabası oyuncusunu dual box işine bulaştırıyor. Zaten bir yerden sonra her gün gir maden kaz patron parasını çıkar falan derken oyunu oynama hevesi ve amacı da değişmeye başlıyor. Peki buraya kadar memnun olanları ne bekliyor? Tabii ki de arkejin kanayan yarası. Pay to win. Üçüncü madde pay to win. Labor sistemi ve patron üyelik birbirine bağlantılı pay to win içerikleri. Peki para vererek ya da vermeyerek bu sorunu hallettiniz diyelim. Bu sefer de bir PvP oyun olan Arkeş'te PvP'de sizi öne geçiren pay to win içerikleriyle başınız derde giriyor. Arkeş'te binekler oyunda önemli bir yere deniyor. Hem PvP hem de PvE'de binekleri önemli yapan şey kendilerine ait yeteneklerinin olması. Kimi bineğin sersemletme gibi yetenekleri varken kimilerinin ileri atılma, yüksek zıplama gibi yetenekleri mevcut. Her bineğin farklı farklı. Tabii markette satılan bineklerin daha farklı olabiliyor. Parayla alınan bazı binekler özel yetenekleri sayesinde karakterinizin hala hazırdaki kombolarına dahil edilip PvP'de büyük avantajlar verebiliyor. Aynı şey Glider dediğimiz kanatlar için de geçerli. Bazı kanatlar PvP anında sizi çok fazla ileri ya da geri atacak yeteneklere sahip. Bunları kullanmaksa PvP'de hem zaman kazandırıyor hem de kombolarınıza tamamlayıcı dokunuşlar sunabiliyor. Evet bunların çoğunu oyun içinde diğer oyunculardan satın alabiliyoruz. Archeage zaten bir ticaret ve ekonomi oyunu da aynı zamanda. Ekonomiyi iyi yönetebiliyorsanız paranız olur ve paranızla da bütün pay içeriklerini oyun içinden de satın alabilirsiniz. Peki o zaman sorun nedir? Markette bir şeyler satın almak için ihtiyacınız olan market kredilerini elde etmenin tek yolu Apex denilen hem gerçek parayı alabileceğiniz hem de oyun içinde alabileceğiniz eşya. Fakat gerçek parayla rahatça alabileceğiniz Apex'in oyun içi markette bir değeri var. Eğer oyunu oynayıp yeteri kadar para elde edemiyorsanız siteden Apex alıp oyun içi markette satarak rahatça birkaç yüz gold elde edebiliyorsunuz. Peki o zaman oyunu neden oynuyoruz? Ticaret, craft, ev yapmak, kervanlar bütün bunlar anlam kaybediyor. Eğer kolayca para ödeyip oyun içinde para alabiliyorsak oyunu oynamak da bir yerden sonra anlamsızlaşıyor. Böylece serverlar elinde sonunda oyundan para kazanmak isteyen oyuncuların eline düşüyor. Her şeye rağmen bu oyun güzel bir oyun. Aylık ödemeyi hak ediyor. O yüzden patron üyeliğimi alıp yoluma devam edeyim diye düşünenlerdenseniz üzülmeniz çok yakındır. Çünkü oyunda ödemenin bir sonu yok. Siz çok fazla zaman harcayıp ilerleme derdinde olsanız bile pay to win ögelerini rahatça satın alan diğer oyuncular oyunda inanılmaz dengelerini meydana getirebiliyorlardı. Peki bu sorun oyuncuların suçu mu? Tabii ki hayır. Yapımcıların para hırsı inanılmaz boyuttaydı. Oyunda bahçenize diktiğiniz ağaçlara çok düşük bir şans oranıyla yıldırım çarpabiliyordu. Ağacınıza yıldırım çarptığında artık ağaç yıldırım çarpmış ağaç oluyor ve bu nadir eşyayı 1100-1300 gold gibi çok iyi paralara oyun içinde satabiliyorduk. Bilin bakalım sonra ne oldu? Tabii ki de bu eşya markete geldi ve gerçek parayla satılmaya başladı. Oyun içindeki değeri de 300 goldlara kadar düştü. Ekonominin bu kadar önemli olduğu bir oyunda böyle cesur adımlar atmak sonunu getirdi güzel oyunumuzun. 4. Madde Dengesiz PvP Open World PvP'lere izin veren devasa online oyunların en büyük sorunu PvP'nin klaslar arası dengesizliğidir. Birçok oyuncu da sırf bu yüzden PvP sevmez. Bu konuda oyunculara hak veriyorum. Dengesiz PvP'yi kim sever ki? Kafa yorup ortaya çıkardığınız stratejinizin dengelenmemiş ve efor sarf etmeye gerek olmayan sınıflara karşı hiçbir işe yaramaması sizi oyundan soğutur. Şahsen arka soğuma nedenim de tam olarak sınıflar arası dengesizlikti. Daha önce de söylediğim gibi oyunda 120 adet sınıf var. Bu bu sınıfların çoğu birbirine benzese de ufak dokunuşlarla özellikle de birebir pvp'lerde inanılmaz dengesiz olabiliyorlardı. Rakibi daha görmeden tek yediğiniz durumlar, ne kadar dikkat ederseniz edin hiçbir şey yapamadığınız sınıflar ve bunlara karşı yapımcının hiçbir düzenleme getirmemesi Archeage'in dengesiz pvp'sinden nefret etmeniz için geçerli sebepler. Evet iş toplu pvp'lerde böyle değil ve toplu pvp'ler kısmen daha dengeli. Fakat eğer benim gibi devasa online oyunlarda birebir pvp'lere önem veren bir oyuncuysanız Archeage sizi de özecektir. İşin garibi birçok fresh server gelmesine rağmen şikayet edilen sınıflar asla düzgünce dengelenmedi. Ulan o darklandları hiç unutmuyorum ya. Hani tek yemek tamam biliriz yaşadık yeri geldi biz de attık ama adamlar içimizden çıkıyordu abi. Darklander'ı bir tek ölünce görebiliyorduk. 5. madde düzeltilmeyen baklar. Ben Arkeç oynamaya biraz geç başlamış biriyim. Bundan 5 ya da 6 sene önce bir Fresh Server sayesinde tanıştım Arkeç'le. Sistemli bir şekilde ilerleyip sonraki adımlarımı planlayarak oynuyordum. Ve ilk zindan içeriğine geldiğimde bir gruba dahil olup görev için zindana girdim. Sandbox oyunlarda zindan gibi içerikler oyuncuyu çok yormaz. Basittir ve temizle çık mantığındadır. Öyle sizi yorucu bir yapıya sahip olmazlar. Odaları temizleyip zindan sonundaki bossa geldiğimizde chatte konuşmalar başladı. Gruptaki birisi bossu nasıl kesebileceğimizi anlatıyor. Fakat işin garibi anlattığı şey normal bir yol değil. Boss'u baga düşürüp bize hiç vurmamasını sağlayarak olduğumuz yerde sadece DP'ye spamlayarak işi halletmekti. Söylediğini yaptı da bir şeyler yaptı ve boss alandaki bir taşa takılı kaldı. Artık hiç üzerimize gelmeyip ölmeyi bekliyordu. Boss'u böyle keserken bu durum sakıncalı olabilir mi diye sordum. Bunun normal olduğunu, bu bagın ArcheAge ilk çıktığından bu yana var olduğunu ve herkesin kullandığını, yapımcıların da buna bir şey demediklerini söylediler. İşte o anda ilerleyen deneyimimde beni nelerin karşılayıp az çok anlayabildim. Oyunun 4-5 yıllık basit bugları bile düzeltilmemişse bu oyun kısa bir serüven dışında oyuncusuna ne sunabilir ki? Büyük hayal kırıklığı yaşamama rağmen Archeage'in keyifli sandbox dünyasında ilerlemeye devam ettim ve böyle küçük büyük birçok sorun görmeye de alışmıştım. Ve son maddemizse Pink sorunu. Bu sorun çoğunuzun bilmediği ve fark edemediği bir sorun olabilir. Öyle ki ben de asla fark edemeyip sonradan diğer oynayan arkadaşlarımla konuşunca anlayabildim. Döneminde arkeci çok aktif oynadım ve asla lag ya da ping sorunlarıyla karşılaşmadım. Çok sık birebir aranalarına girip kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Bunun için bol bol izleyip okuyordum. PV yaparken de kendimi PvP için alıştırıyordum. Birebir aranalarında kombolarımı yaparken rakipte oluşturmam gereken etkiyi her şeyi doğru yapmama rağmen çok nadiren gerçekleştirebiliyordum. İzlediğim diğer oyuncular yaptığım şey lerin aynısını yaparak başarılı oluyorlar fakat bende bir işe yaramıyordu. Kombonuzu 1 2 iki... 3, 4 adım şeklinde düşünün. Görsel olarak tüm bu adımları doğru yaptığınızı fakat kombonuzun her şeyi doğru yapmanıza rağmen bir işe yaramadığını düşünün. Bir yerden sonra herhalde ben beceremiyorum dedim. Fakat sonradan arkadaş grubumla konuştuğumda aynı sorunun okçu sınıfında olduğunu, rakip aynı şeyleri yaparak 12 tane ok attığını fakat biz yaptığımızda en fazla 7 tane ok atabildiğimizi fark ettik. Bu sorunu araştırınca altından ping sorunu çıktı. Görsel olarak her şeyi doğru yapsanız da aslında o anda hissedilmeyen ping karakterinizin ortaya koyması gereken performansta eksiklikler meydana getiriyordu. Ve bu size bağlı olan bir durum değil. Sonucunuzun sizin bölgenizde oluşturduğu pingden dolayıydı. Bu sorunu çok geç fark ettim ve araştırdığımda exit lag gibi pingi geçiren programlar önerdiler. Yani aylık üyelik alıp oynadığımız oyunda bir de exit lag gibi programlara aylık para ödemeliydik ki oyunumuz sorunsuz olsun. Ve bu oyunun bir sorunuydu. Çünkü görsel olarak hiçbir sorun yoktu. Fakat ping yaptığımız şeylerde eksiklikler meydana getiriyordu. Arkeç uzun yıllar boyunca var olmaya devam etti. Birçok kez fresh server'lar açıldı ve her yeni açılışta serverlarını doldurmayı başardı. Fakat elinde sonunda oyun saydığım sorunlardan dolayı özellikle de pay to win'den dolayı ölüyordu. Bu döngü böyle devam ederken oyun 2018'de Gamigo firmasına satıldı. Gamigo 2019'un sonlarında oyunun Archeage Unchained adı altında yeni bir versiyonunu çıkardı. Bu versiyonun en önemli özelliği oyun pay to win belasından kurtulacak ve buy to play olarak çıkış yapacaktı. Söz verdikleri gibi de oldu. Oyunun neredeyse bütün pay to win içeriklerinden temizlediler. Archeage'in kendisi ölü olsa da Arcade Unchained çok daha oynanabilir durumda. Unchained versiyonu için belli aralıklarla fresh serverlar da açılıyor. Bu döngü böyle devam eder gibi duruyor. Çünkü kitlesi oyunu ezberlemiş ve farklı rekabet ortamında yeniden başlayıp oynamak oyunculara cazip geliyor. Archeage'de oynamak isteyenler için Unchained versiyonu en iyi fikir. Tabii pay to win hariç saydığım diğer sorunlar hala yerli yerinde duruyor. Özellikle de labor gibi bir saçmalığa katlanmak zor. Gelecek devasa online oyunlar arasında Archeage 2 yerini aldı. Hakkında henüz çok bir bilgiye sahip olmasak da Archeage 2'nin birden çok daha büyük ve detaylı bir oyun olacağı kesin. Daha fazla bilgi toplayınca Archetype 2 inceleme videosu kanalda yerini alacak. Son olarak sizin Archetype bırakma sebebiniz neydi? Yorumlarda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla. <laughs>